Türkiye'nin beklediği dev projede sona gelindi. 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü yüksek barajı açılışı bekliyor. Ben Canberk Demirkan, Devlet Su İşleri Makine Mühendisiyim. Evet, dediğiniz gibi şu an Yusufeli Barajı'nın kred kotundayız. Yani 275 metre yükseklikteyiz. Şu an itibariyle gövde imalatlarımız tamamlanmış durumda ve biz de bunun üzerine santral binasındaki imalatlarımıza odaklanmış durumdayız. Santral binamızdaki imalatlar 3 ünite üzerinden devam etmektedir. İnşaat işlerinin %85'i tamamlanmış olup elektromekanik işlerinin yaklaşık %75'i tamamlanmış durumdadır. Barajımız dediğiniz gibi 275 metre uzunluğundadır. Bu da yaklaşık olarak dünyada kendi alanında en yüksek 3. baraj, Avrupa'nın da 1. barajıdır ve ülkemizde en yüksek barajıdır. Barajımız 660 bin kişilik bir konuthaneyi düşünelim. O kadar kişi elektrik üretme kapasitesine sahiptir. 558 megawatt gücündedir. Yaklaşık barajımızın kurulu gücü 1 milyar 880 milyon kilowatt saattir ve 3 üniteden oluşmaktadır. Barajımız yaklaşık olarak kendisini 7 yıl içerisinde amorti edip amorti etmeyi planlamaktadır. Barajımız şu an itibariyle gövde imalatları tamamlanmış durumda olup santral binası imalatlar devam etmektedir. Evet, dediğiniz gibi şu an Yusufeli Barajı'nın kred kotundayız. Yani 275 metre yükseklikteyiz. Şu an itibariyle gövde imalatlarımız tamamlanmış durumda ve biz de bunun üzerine santral binasındaki imalatlarımıza odaklanmış durumdayız. Santral binamızdaki imalatlar 3 ünite üzerinden devam etmektedir. İnşaat işlerinin %85'i tamamlanmış olup elektromekanik işlerinde yaklaşık %75'i tamamlanmış durumdadır. Barajımız dediğiniz gibi 275 metre uzunluğundadır. Bu da yaklaşık olarak dünyada kendi alanında en yüksek 3. baraj, Avrupa'nın da 1. barajıdır ve ülkemizde en yüksek barajıdır. Barajımız 660 bin kişilik bir konuthaneyi düşünelim. O kadar kişi elektrik üretme kapasitesine sahiptir. 558 megawatt gücündedir. Yaklaşık barajımızın kurulu gücü 1 milyar 880 milyon kilowatt saattir ve 3 üniteden oluşmaktadır. Barajımız yaklaşık olarak kendisini 7 yıl içerisinde amorti etmeyi planlamaktadır. Barajımız şu an itibariyle gövde imalatları tamamlanmış durumda olup santral binası imalatlar devam etmektedir. Barajımız ilk 2013 yılında imalatlara başlamıştır. Şu an 2021 yılındayız ve yaklaşık bir 8 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bu yılın sonunda Aralık itibariyle su tutmayı planlamaktayız. Barajın su tutma aşaması yaklaşık olarak tabii Çoruh Nehri'nin buradaki debisi çok önemli. Bir yıl gibi bir süreci sağlamaktadır. Bir yıl süresinde bir dolduktan sonra ise ıslak testler dediğimiz türbin testleri yapılacaktır. Ve biz bu esnada elektrik hattına enerji üretime başlayacağız aslında bir yerde ve ıslak testler bittikten sonra da interconnect sistemle beraber Türkiye hattına enerji üreteceğiz. Ortalama yaklaşık 8 yıllık bir süreçten bahsetmiştik. Bu da dönem dönem değişse de 5000 ile 7000 arasında bir kişi sayısı yıllık olarak çalışmaktadır. İşçi sayısı çalışmaktadır. Şu an itibariyle barajımızda 3000 kişilik bir personel çalışmaktadır. Biz idari olarak 24 saat çalışma usulüyle beraber sürekli denetimlerimizi ve kontrollerimizi yapmaktayız. Bu da bize şöyle ifade etmem gerekirse eğer 24 saatlik bir çalışma takvimini ve 3 vardiyayı hesap etmektedir. Evet Nusret Bey, şu an görmüş olduğunuz gövdenin yüksekliği 275 metredir. Bu da kendi bahsettiğim gibi çift erilikli incek beton kemer kategorisinde kendi alanında dünyanın en büyük 3. barajı olduğunu göstermektedir. Avrupa'da da 1. ülkemizin de bittikten sonra Deriner Barajı'ndan sonra en yüksek barajı olacaktır. Ben Cansu Yıldız, Limak'ta elektrik elektrik mühendisi olarak görev almaktayım. Cansu Hanım, Yusufeli Barajı'nı konuşmak istiyoruz. Şu anki durumu nedir? Şu an Yusufeli Barajı'na artık son safhaya gelmiş bulunmaktayız. Bir nevi artık elektrik işlerinin, kalıcı elektrik işlerinin içine girdik. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Arkadaşlarımız da şu an yoğunluk olarak gövde içerisindeki galerilerde çalışmalarımız sürüyor. Ve aynı zamanda şalt sahasında, yani bizim tabirimizde GİS binasının tavalama, montaj işlemlerini sürdürmekteyiz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. 2-3 ay içinde biz de elektrik işlerini toparlayacağız. Şu an Yusufeli Barajı'nda sona yaklaşmış bulunmaktayız. Beton kısmı zaten bitti. Bundan sonra artık mekanikçiler ve elektrikçilere kaldı gibi bir şey. Bizim işlerimiz birazcık daha yoğunlaştı. Kalıcı elektrik için işte aydınlatmalar, artık kalıcı hat çekimleri.
Şu an Dolu Savak radyal kapağını görmektesiniz. Bunlar 3 adettir. Yani gövde üzerindeki fazla suyu atmak için kullanacağımız kapaklar. Kapaklar. Evet. Bunlar bir yerden mi geliyor yoksa burada mı yapılıyor? Bunlar tamamen ülkemizde yerli olarak üretilmektedir. Yüklenici firmamız tarafından üretimi sağlanmaktadır. Dolu Savak mantığında çalışması için yapılmış kapaklardır. Tamam, Serkan abi gitsen onu şey yapar. Güzel. Ben de alevele daha... Sık. Abi. Buraya çıkmam ya. Ayak kaydı. Sen var ya. Doğru Cemil. Bakacağım. Nasıl abi, iyi mi? Açı. Şey, bir hapları kalsın. Bildirim. Gel bakalım, neredesin? Abi o şeye bak. Yardım abi, şantaya bak. Şanta giderse hap kokuyor. Ama kocaman ağabeyin ayıp düşün. Bir bak. Abi sen getir bak. Koyamayacağım. Bunu nasıl üzerine çıkacak bu adam? Çıkacak mecbur abi, çaresi yok. Ya da buraya kriz yok. Abi! Hadi neredesin?
Türkiye'nin beklediği dev projede son noktaya gelindi. Köylerin ve yeni ilçe yerinin ve viyadüklerin bitmesi bekleniyor. Türkiye'nin beklediği dev projede sona gelindi. Köyler kuruluyor, viyadükler yapılıyor, yeni ilçe yeri yapılıyor ve bunların bitmesi bekleniyor. Türkiye'nin beklediği dev projede sona gelindi. 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü yüksek barajı açılışı bekliyor.